Kardeş, vinç getirelim mi vinç? Şut da var. Amca nasıl çıktı oraya ya? Komşumuz olan Mehmet Karakuzu'nun büyükbaş hayvanı ahırdan ilk etapta çıktığında bulgun oluyor hayvanlar. Çıkınca tabii komşumuz olan Satırmış amcanın evi de daha bitişik. Hayvan direkt oraya yönleniyor, koşuyor. Tabii panikle de çatıya çıkıyor. Çatıya böyle tuğlaları kıra kıra en uç noktaya kadar geliyor. En son işte bir vatandaşlar da bize iletti konuyu. İmece usulü oradan bayağı bir zorlandık indirirken. Tabii komşumuz da yaşlı olduğu için, teyze zaten yalnız yaşıyor. Hasarın ertesi gün hemen telafi ettik köylü imece usulü yine. Şu an herhangi problem yok. Telafi ettik. Kendilerine yine tekrar geçmiş olsun diyoruz biz. Yukarı ilk etapta 3-4 kişiydik ama sonra ipler yardımıyla, işte zincirler yardımıyla falan bayağı bir kalabalık olduk. Sağ selamet indirdik yani hayvanla. Çatan aramında da işte imece usulü elden ele bir tane iyi bir ustamız var, onu tuttuk. Elden ele malzemesini, harcını, çimentosunu işte tekrar kullanılabilir hale getirdik. Burada komşunun evine inek çıkmış arka taraftan. Arka taraf daha düz olduğu için hayvan çıkmış, bungun olduğu için. Bize çağırdılar, biz de çıktık buraya. Geldik, komşulara haber verdik. Köyden genç arkadaşları çağırdık, muhtara çağırdık. Hep beraber çıktık buraya, ip bağladık. Kim zaman sürükleyerek, kim zaman hayvanın kendi isteğiyle yürüyerek öbür taraftan, dağdan taraftan hayvanı çıkardık. İneğin çıktığı nokta burası. Buraya bir hasar verdi biraz. Buranın tamiratı yapıldı. Daha sonra buradaki yırılan kiremitler de belli zaten. En çok hasar öbür yüzünde. Oralarda tamir oldu. Şu anda kullanılır hale geldi zaten.